vardı. Bak, karşıdaki fotoğrafı gördün mü? Ben mesela işte o pilotları falan da gördüm, onlarla konuştum. Sen hiç konuştun mu bir pilotla? Ya küçükken konuşmuştum. Öyle mi? Samsun'a gelirken konuşmuştum. Samsun'a gelirken konuşmuştum. Mesela bir pilot görsen şimdi şöyle. Evet, nasılsın? Yolun ahbaptan tanıyor musun beni? Nereden tanıyorsun? Satır pilotuydu. Yani onun kurucu pilotlarından, tamam mı? Duydum senin bir pilotla mutlaka görüşmek istiyor musun? Yoksa demişsin, istemiyorum galiba Selçuk Bey'in pilotlarını. Ay seni yürüyorum ben. Benim de bir tane oğlum var biliyor musun? O da 8 yaşında. Onun da böyle tişörtleri var. Ya tişörtünü çok beğendim. Bir yerden hatırlıyorum sanki. Samsun'da görmüştüm. Samsun'da. Seyrettin mi sen bizi Samsun'da? Nasıldı? Çok güzel. Çok sessiz ama galiba değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Çok emin ellerdesin zaten. Selçuk Peker hocam seni iyileştirsin. Tamam mı? Seninle Boeing simülatöründe uçalım mı? Olur. Olur mu beraber? İster misin? Tamam, benden sana söz o zaman. En kısa zamanda zaten çok çabuk iyileşeceksin biliyorsun. Seninle simülatörde uçuyoruz. Tamam. Ama sen kullanacaksın. Tamam. Ben ellemem. Tamam. Söz mü? Söz. İndirecek misiniz? İndireceğim. Tamam, peki anladım. Bunu uçurabilir misin? Evet. İşte simülatörde bunlardan uçuracaksın, olur mu? Baktım şapkan yok, bir tane şapkan olsun dedim. İçine de bugünün anısını yazdım. Hep hatırlarsın diye, olur mu? Tamam. Bunu da vereyim sana. En kısa zamanda görüşüyoruz. Tamam. Uçacağız, söz verdim. Söz. Tamam, anlaştık. Kendine dikkat et. Tamam. Tamam. Çok emin ellerdesin. Tamam. Tamam mı? Çok çok emin ellerdesin. Hocam, biz Selçuk Bey değil miyiz sizinle? Tabii, tabii, buyurun. Selçuk Bey süper diyorsunuz. Baktım bugün uçuşum yok. Dedim o zaman ben bir geleyim, siz operasyon yapmadan önce beraber tanışalım dedim. Sağ olsun beni kırmadı Selçuk Hocam. O zaman en kısa zamanda kokpitte görüşmek üzere. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, peki, hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ne bileyim, çok heyecanlıyım. Ne bileyim, pilotla konuşmak çok eğlenceli bir şey. Büyünce de olmak istediğim için çok heyecanlıyım. Pilot olmak istiyorsun ileride, öyle mi? Havacı. Değil mi? Havacı olacak. Havacı olmak istiyorum. Hadi bakalım. Solo Türk hayranları nereden geliyor? Kaç yaşından beri Solo Türk seviyorsun? Ya ben küçükken Samsun'da babam bizi sürekli getirirdi. Ben de çok özenirdim. Ben de bir gün oraya uçmayı hayal ederdim. Ve işte olmak istiyorum. Onun için de elimden geleni her şeyi yapıyorum. Sağlığım konusunda sporlarımı aksatmıyorum. Basketbolcuyum ailetten. Samsun'da takım atılım kulübünde oynuyorum. Çok heyecanlı, ne bileyim. İlk defa böyle bir isteği gerçekleşiyorum. Şimdi simülasyonu yapacaksınız. Evet. Hiç daha önce simülasyon oyun mu falan mı oynuyordunuz? Ya sade videolarda görüyordum. İlk defa onu kullanacağım. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Ahmet Sefa tedaviye geldiği zaman üzerinde bir baktım, Solo Türk tişörtü var. Solo Türk tişörtü benim çok ilgimi çekti. Çünkü neden? Ben de Solo Türk hayranıyım ve Solo Türk'ün yurt içinde de yurt dışında da bir sürü gösterisini gördüm. Solo Türk'ün antrenman uçuşlarına gittim, katıldım. Hatta kendilerine çok teşekkür ediyorum. Uçağın içine bile oturdum, bindim. Ondan sonra sordum, nereden çıktı bu Solo Türk tişörtü diye. Dedi, ben Solo Türk pilot olmak istiyorum ileride. O zaman benim Solo Türk kurucu pilotu olan Yalın Ahbap dostum uzun yıllardır. Ona telefon açtım. Dedim böyle böyle bir hastamız var. O da ileride senin gibi Solo Türk pilotu olacakmış. Ya dedi, bir tanışsak dedim. Vallahi çok memnun olurum. Öyle bir organizasyon yapalım. Gel seni de tanıştıralım onu. Hem çocuk için de bu müthiş bir haz kaynağı olur. O da sağ olsun kırmadı bizi. Ve gerekli ayarlamaları yaptık. Onları böyle bir araya getirdik ama hakikaten... Çok güzel oldu. Ben kendimin bile bu kadar heyecanlanacağını tahmin etmemiştim. Yani küçük bir çocuğu böyle hayaliyle bir araya getirmek çok güzel bir şey. Ahmet Sefa'nın doğuştan olan bir damar yumağı problemi var. Buna bağlı olarak işte baş ağrısı, kulak çınlaması gibi bazı şikayetleri olmuş. O sebeple tetkik edilmiş ve beyninde bir damar yumağı olduğu ortaya çıkartılmış.
Bu damar yumaklarının hastaya verebileceği en büyük risk beyin kanaması yapma ihtimallerinin olması. O yüzden de özellikle genç insanlarda bunların mutlaka tedavi edilmesi lazım. Tedavide farklı seçenekler var. Cerrahi işlem uygulamak, işte damardan girerek AVM'yi tıkamaya çalışmak ya da bu ışın vererek, radyo cerrahi yaparak tedavi etmek. Ahmet Sefa'nın AVM'sinin büyüklüğü, şekli, şemali, bulunduğu yer, işte çocuğun klinik durumu sebebiyle de Gammanife radyo cerrahisiyle yardımcı olmaya karar verdik. AVM'nin kaybolması için bir 3 sene kadar beklememiz gerekiyor. 3 sene sonra AVM'den kurtulunca zaten normal hayatına dönmüş olacak. Özellikle genç hastalarda AVM'ler beyin kanaması yapma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden de gençlerde hızlı davranmamız lazım. O yüzden de çok fazla bekletmeden, hani mesela şimdi öğrenci, hani yaz tatilini beklemeden hemen şimdi tedavisini başlatmak istedik. Selçuk Bey ilk aradığında beni, ilk önce resmini gönderdi bana Ahmet Safa'yla. Dedi ki bak yanımda kim var, biz Selçuk Bey'le daha önceden tanışıyoruz. Resmini gönderdi. Ben de dedim ki hazır yanınızdayken o zaman madem bu kadar ilgili bir arkadaşımız, ben onunla çok tanışmak istiyorum. Selçuk Bey dedi ki yapabilir miyiz böyle bir şey? Dedim çok mutlu olurum. Ben dedim hemen geliyorum yarın İstanbul'da olması sebebiyle. Dolayısıyla Solo Türk'ün kurucu pilotlarından olarak şu anda Türk Hava Yolları'nda devam ediyorum. Biz bayrağımızı devrettik. Ahmet Safa ile tanışmayı ben özellikle istedim. Hem ona geleceği hakkında daha büyük bir şey vermek, destek vermek, hem de bu iyileşme sürecinde ona bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için. Çok mutlu oldu. Açıkçası ben bu kadar şaşıracağını da düşünmüyordum, bu kadar mutlu olacağını da. Onu böyle görünce ben daha da mutlu oldum. Sözleştik beraber, Solo Türk'te uçmamız şu anda mümkün değil tabii ki ama Boeing simülatöründe beraber uçacağız ama bana bir söz verdi, ben dokunmayacağım, o bizi uçuracakmış. Orada bütün yeteneklerini sergileyecek bize. Bakalım neler yapabiliyor, göreceğiz. Geçen sene Temmuz ayında kulak çınlamasıyla birlikte ben onu hastaneye getirdim. Belki de hani ufacık bir de olsa kulaklarında hasar oluşmuş olabilir yüksek sesten. Sakız bolca çiğnerse geçecektir diye söyledi. İşte geçen hafta salı günü sabah saat 5-6 gibi anne kulaklarım çok ses çıkartıyor. Diğer kulağımda da aynı ses var. Beyin MR'ı çektirelim dedi. Bir beyin MR'ı çektirdik. Kılcal damarlarda dedi bir topluluk var dedi. Onları dedi biz ya Ankara ya da İstanbul yönlendiriyoruz dedi. Perşembe günü beyin anjiyosunu yaptırdık. Burada Selçuk hocamla görüştü. Apar topar pazar günü atladık geldik. Biz ailecek zaten böyle çok bu tür duygulara yakın insanlarız. Mesela 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde bu mutluluğu fazlasıyla yaşayan bir insanız. Samsun'da da böyle bir imkan oluşuyor. Türk Yıldızları ya da Solo Türkler geliyor 19 Mayıs'larda falan. Direkt oralara gider, o uçuşları, o gösterileri seyrederiz. İşte aşağıda pilotlar varsa gider onlarla konuşmaya çalışırız. Tabii Ahmet Safa'da da böyle bir şey oluştu, sevgi oluştu. Ben pilot olacağım, ben savaş pilotu olmak istiyorum. İşte ben Solo Türk uçurmak istiyorum. Öyle tahmin ediyorum 5 yaşından beri gidip geliyoruz biz böyle gösteri uçaklarının olduğu yere. Şu anda 12-13 yaşında, işte o şekilde kendisince devam ediyor. Bugünkü bu sürprizi bilmiyordu. Hayır, bilmiyordu. Ben biliyordum. Yalın Ahbap Bey takip ettiğimiz bir pilot, bildiğimiz bir pilot. Videolarını seyretmiştik kendisini. Muhtemel bir ihtimalle Samsun'da yaptığı gösterilerde de mutlaka bulunmuşuzdur. Ama şahsen tanışmak çok daha farklı bir duyum. İnşallah sen de ileride böyle güzel uçakla uçuracaksın, tamam mı? Tamam. Yarın da mı var şimdi? Yanında bitiriyoruz tedavisini. Yani bu yaşta da bu tür şeyleri yaşamış olman bence çok güzel bir şey. İnşallah bir şey yapacağız şöyle. Gel, hadi bakalım. Yeter.